Değerli öğrencilerimiz, Bilgin Olsun Öğretim'e hoş geldiniz. Dersimizi izledikten sonra lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Selam arkadaşlar, konumuz cümlede anlam. Önce cümlenin tanımını yapmakla başlıyoruz. Cümle, duygu, düşünce ve hayallerimizi tam olarak ifade eden yargılardır. Bir cümle tek bir sözcükten oluşabileceği gibi birçok sözcükten de oluşabilmektedir. Cümleleri nitel özelliklerine göre nesnel cümle ve öznel cümle olarak önce ikiye ayırıyoruz. Nesnel cümle kişilere göre farklılık göstermeyen yargılardır. Yani ispatlanabilir özellikleri vardır nesnel cümlelerin. Öznel cümlelerde kişilere göre farklılık gösteren yargılardır. İspatlanabilir özellikleri yoktur. Örneğimize bakacak olursak, Orhan Pamuk Nobelli yazarımızdır dediğimizde Orhan Pamuk'un Nobel Edebiyat Ödülünü aldığı ispatlanabilir bir durum olduğu için bu cümle nesnel bir cümle özelliği gösterir. Oysa umut insana hayat verir cümlesi kişilere göre farklılık gösterdiği için öznel yargı içerir. Örtülü anlamdan bahsetmek istiyorum şimdi de. Örtülü anlam cümlede açık olarak söylenmeyen yargılardır. Yani bir cümlenin anlamından çıkarılabilecek diğer anlamlardır. Öncelikle örtülü anlamı doğrudan söylenmeyen anlam olarak tanımlıyoruz. Doğrudan söylenmeyen anlam genel olarak deda bağlacıyla, burada da gördüğümüz gibi deda bağlacıyla kuruluyor. Örneğimize bakalım. Ahmet de bizimle birlikteydi cümlesinde bir görünen anlam var. Yani söylenen anlam Ahmet bizimle birlikteydi. Oysa bir de söylenmeyen anlam var. Ahmet bizimle birlikteydi ama bizimle birlikte olan başkaları da vardı. Yani başkaları da bizimle birlikteydi anlamı taşıyor. İşte bu da söylenmeyen anlam olarak karşımıza çıkıyor. Diğer bir örtülü anlam türümüz de mecazdır. Mecaz anlam sözcüklerin gerçek anlamının dışında kullanılmasıdır. Bu tür cümlelerde önce bize verilen yargıdaki mecaz anlamlı sözcüklerin mecaz anlamlarını tespit etmeye çalışmakla işe başlamak gerekiyor. Bir atasözünü ele aldık örnek olarak. Coşkun ırmak geçitsiz olmaz atasözünü ele aldık. Burada coşkun, ırmak, geçitsiz, mecaz anlamlı söylenmiş sözcüklerdir. Bunların mecaz anlamlarını tespit edebilirsek atasözünün anlamına, yani mecazi anlamına doğrudan ulaşmış olacağız. Şimdi bakalım şimdi coşkun büyük demek, yüce demek, ırmak bir yerden bir yere geçişimizi engelleyen engel demek, geçit de çözüm demek, geçitsiz de çözümsüz demek. Yani büyük engeller çözümsüz olmaz veya her büyük engelin bir çözüm yolu vardır mecaz anlamına ulaşmış oluyoruz. Önvarsayım anlamı ise cümlede açıkça söylenmeyen ama sözü söyleyen tarafından varlığı peşin olarak kabul edilmiş durumlardır. Derindeki anlam olarak da adlandırılabilir. Örneğimize bakalım. Kitaplarım nerede cümlesine baktığımızda burada çıkarılabilecek ilk anlam şu: ben kitaplarımın nerede olduğunu öğrenmek istiyorum. Burada bir de derinde yatan anlam vardır. Bu derinde yatan anlamlardan birincisi benim kitaplarım var. İkincisi ben o kitapları bulamıyorum. Üçüncüsü ve işte ön varsayım anlamı taşıyan cümle sizin benim kitaplarımın yerini bildiğinizi düşünüyorum. Cümlede anlam ilişkileri konusuna geçtik arkadaşlar. İlk olarak koşul cümlesini anlatmak istiyorum. Koşul cümlesi gerçekleşmesi başka bir eyleme bağlı olan cümlelerdir ve genellikle SSA, ince ince, dıkça dikçe, mek üzere ekleri veya yalnız ancak gibi sözcüklerle kurulur. Buradaki örneğimizi ele aldığımızda görüyoruz ki örneğimiz SSA ile kurulmuş, yani koşul cümlesi özelliği taşıyor. Burada sürekli bir işim olsaydı geçim zorluğu çekmezdim cümlesine baktığımızda şunu görüyoruz. Geçim zorluğu çekmemesi sürekli bir işi olması koşuluna
bağlanmış. Amaç cümlesi eylemin yapılış amacını bildirir ve genellikle mak için, amacıyla gibi ifadelerle kurulur. Örneğimize bakalım. Geçim zorluğu çekmemek için iş arıyor. Burada baktığımızda mak içinle kurulduğunu görüyoruz ama her zaman mak içinle kurulmayabilir. Biz böyle cümlelerde iki yergeyi birbirine mak içinle bağladığımızda anlamda daralma, bozulma meydana gelmediğini görüyorsak eğer, o zaman amaç sonuç cümlesidir diyebiliriz. Geçim zorluğu çekmemek için iş arıyor. İş aramasının amacı neymiş? Geçim zorluğu çekmemek. Neden sonuç cümleleri ise the için, then'den dolayı gibi ifadelerle kurulur. Ekonomiden anladığı için finans danışmanlığı yapıyor cümlesine baktığımızda cümlemizin the içinle kurulduğunu görüyoruz. Ama her zaman the içinle kurulmayabilir. Biz bu durumda ne yapacağız? İki yargıyı birbirine the içinle bağlamaya çalışacağız. Bağladığımızda anlamda daralma, bozulma meydana gelmediğini görüyorsak bu cümleler neden sonuç ilişkili cümlelerdir diyeceğiz. Sevgili arkadaşlar, bu tür cümlelere ilişkin ÖSYM'nin soru kalıbına dikkat etmek gerekiyor. Aşağıdakilerden hangisi kendinden önceki ya da sonraki yargının gerekçesidir şeklinde sorular veya aşağıdakilerden hangisinde birinci yargı ikinci yargının nedenidir şeklinde sorularla karşımıza çıkıyor. Şimdi sevgili arkadaşlar, burada ekonomiden anlaması birinci yargı, finans danışmanlığı yapması da ikinci yargı. Şimdi finans danışmanlığı yapmasının nedeni ekonomiden anlaması. Yani burada birinci yargı ikinci yargının nedeni durumundadır. Ama bizden eğer ikinci yargı birinci yargının nedeni isteniyorsa o zaman açıklama ilişkili cümle isteniyor demektir ki bu da çünkü ile bağlanır. Örneğimize bakalım. Finans danışmanlığı yapıyor çünkü ekonomiden anlıyor. Bakalım şimdi ekonomiden anlıyor. Neden? Finans danışmanlığı yapması sonuç. Yani ekonomiden anladığı için finans danışmanlığı yapıyor. Bakın neden sonuç ilişkili cümleyi ters çevirdiğimizde açıklama ilişkili cümle oldu. Ama bizden açıklama sözcüğünü kullanmadan neden sözcüğüyle cevap isteyebilir. Neden sonuç ilişkili cümle aramaya koyulmamak gerekir? Neye dikkat etmemiz gerekir? Hangisi birinci yargı, hangisi ikinci yargı? Buna bakmamız gerekir. Örneklendirme cümlelerini de örneğin sözcüğüyle bulabiliriz veya kullanılmamışsa örneğin sözcüğünü biz getirerek sağlamasını yapabiliriz. Cümlenin teyidini yapabiliriz. Örnek üzerinde konuşalım isterseniz. Bergama birçok tarihi mekana sahiptir. Akropol, Asklepion, Bazilika ve benzeri. Buradaki üç nokta ve benzeri anlamı taşıyor bildiğiniz gibi. Biz burada örneğin sözcüğünü görmedik. Bergama birçok tarihi mekana sahiptir. Örneğin Akropol, Asklepion, Bazilika ve benzeri. Oldu mu? Oldu. Öyleyse bu cümle örnekleme cümlesidir diyoruz. Karşıtlık cümlesi de genellikle fakat sözcüğüyle kurulur ama yalnızca fakat sözcüğüyle kurulmaz. İlaç içmeyi sevmiyordu ama içmezse de iyileşemeyeceğini biliyordu. Arkadaşlar örneğimize baktığımızda hemen siz de fark ediyorsunuz ki bu cümlelerde iki yargıdan biri olumluyken diğeri olumsuz anlam içeriyor. Bizim örneğimizde birinci yargı olumsuz anlam içerirken ikinci yargı olumlu anlam içerdiğini görüyoruz. Yani ama, fakat, yalnız gibi bağlaçlarla bağlanan karşıtlık ilişkisi içeren cümlelerde iki yargıdan birisi olumlu anlam içerirken ikincisi olumsuz anlam içerdiğine dikkat etmemiz gerekiyor. Eş ve yakın anlamlı cümleleri daha önceki mecaz anlamlı cümlelere benzetebiliriz. Burada bize verilen cümlenin mecaz anlamlı sözcüklerini tespit etmekle işe başlıyoruz. Daha ne kadar yüce olsa yol üstünden aşar atı sözünü ele aldığımızda mecaz anlamlı sözcüklerimiz neymiş? Daha, yüce,
ve yol sözcüklerinin olduğunu görüyoruz. Şimdi bu sözcüklerin hangi anlamlarda kullanıldığını tespit etmeye çalışalım. Dağ, engeller, biliyorsunuz halk edebiyatında da sıkça karşımıza çıkar dağ, engel anlamında. Yüce, büyük, yolda bu engelleri aşmak için çözüm olarak karşımızda duruyor. Engeller büyük olsa da bir çözüm yolu vardır. İşte bize verilen atasözünün eş anlamlısına ulaşmış olduk. Pekiştirme cümleleri genellikle üstelikle kurulur. Okulu bitirdi, hatta işe bile girdi, hatta sözcüğüyle kurulduğunu görüyoruz burada. Ama siz hatta'yı unutsanız bile üstelik sözcüğünü unutmamanız gerekir. Burada da ikinci yargı birinci yargıdan bir basamak üstte, üstelik anlamı buradan geliyor, üstte olmasına dikkat etmek gerekiyor. İlettiği duygu, düşünce ve duruma göre cümlelere geçtik. Bunlardan birincisi öneri cümlesi, teklif ve tavsiye içerir. Üniversitede asistan olarak kalmalısın, ben sana bunu tavsiye ediyorum. Öğüt cümleleri yol gösterme ve nasihat içerir. Yatan aslandan gezen tilki yeğdir. Burada aslanın yatan olması, tilkinin de hareket halinde olması, bunun tercih edilmesinin, yani tilkinin tercih edilmesinin sebebi olarak gösterilmiş. Yani bize nasıl bir nasihatta bulunuyor bu atasözü? Hareket halinde olun, hareketsizlikten kaçının. Veya yakın anlamlısını söylemek gerekirse, işleyen demir ışıldar. Önyargı cümleleri peşin hüküm içerir. Eylem gerçekleşmeden, gerçekleşmemiş bir eylem hakkında ön yargıda, öngörüde bulunma işidir ön yargı. Eskrimde başarılı olması imkansız gibi bir şey. Eskrimde yarışmalara katılmış mı? Yarışmalara katılmadan başarılı olmasını ya da bu spora başlamadan başarısız olmasını söylemek biraz acımasızlık olmuyor mu? Tasarı cümleleri de proje anlamı içeriyor. Büyüyünce sihirbaz olmayı düşünüyor. Yani gelecekle ilgili planlarımızdan söz ettiğimizde tasarı anlamı içermiş oluyor. Varsayım cümleleri genellikle tut ki, diyelim ki sözcükleriyle kurulur. Velev ki sana güldüler. Bunun için kavga edilir mi? Sana gülmediler ama güldüğünü varsayalım. Güldüğünü varsayalım dediğimizde varsayım anlamının ortaya çıktığını hemen fark ettiniz zaten. Olasılık cümleleri sonucu kestirmeye çalışmak anlamı taşımaktadır. Davranışlarına bakılırsa ikisi de aynı burçtan olsa gerek. Davranışlarına bakarak biz karakteri hakkında bir sonuca ulaşmış ya da ulaşmaya çalışıyor durumundayız. Eşitlik cümleleri birlikte, berabere anlamı taşırlar. Şampiyonluk yarışında 3 takımda at başı gidiyor. Burada at başı gitmek deyimi birlikte, berabere anlamı taşıyor. Dolayısıyla eşitlik anlamı içeriyor. Ancak ÖSYM ya da deneme sınavlarında ortaklaşa sözcüğünü kullanarak bizi yanıltmaya çalışıyorlar. Ortaklaşa sözcüğü eşitlik anlamı içermez. Örneğin bir evi 3 kişi ortaklaşa aldık cümlesinde eşitlik anlamı yoktur. Çünkü bu evdeki hisselerimizin oranı farklılık gösterebilir. Eleştiri cümlesi olumlu veya olumsuz görüş içeren cümlelerdir. Sanatçının bilindik bir konuyu ele alması anlatımı yavanlaştırmamış. Burada aslında tek cümlede hem olumlu hem de olumsuz bir eleştiri var ama cümlenin bütününde olumlu bir eleştiri görüyoruz. Yavanlaştırmamış sözcüğünde olumlu bir eleştiri söz konusuyken sanatçının bilindik bir konuya, yani sıradan, herkesin sıkça başvurduğu, orijinal olmayan bir konuya başvurması sözüyle olumsuz bir eleştiri yapıldığını görüyoruz.
Geldik anlatım özelliklerine göre cümlelere. Bunlardan birincisi tanım cümlesidir. Tanım cümlesi bu nedir sorusuna cevap veren cümlelerdir. Sinema film gösterme ve yaratma sanatıdır. Sinema nedir diye sorduğumuzda aldığımız cevap bizi doyuruyorsa, tatmin ediyorsa bu cümle tanım cümlesidir diyoruz. Biliyorsunuz tanımlama bir varlığı ayırt edici özellikleriyle ortaya koyma durumudur. Doğrudan ve dolaylı anlatım cümlelerinde ise dikkat etmemiz gereken şey kişilerin ağızlarından doğrudan çıkmış, yani kendi cümleleri doğrudan anlatım özelliği taşırken aynı zamanda başkasına ait olup da hiç değiştirmeden aktardığı cümlelerde, aktarılan cümlelerde doğrudan anlatıma örnek gösterilebilir. Size bir tüyo vermek istiyorum. Diye sözcüğüyle ya da demek fiiliyle kurulan bütün cümleler doğrudan anlatıma örnek gösterilebilir. Aşkın matematiği var mıdır diye sordu. Yani birisi aşkın matematiği var mıdır demiş. Soran kişi de bu kişinin cümlesini hiç değiştirmeden olduğu gibi başkasına aktardığı için doğrudan anlatıma örnek oluşturmuş. Oysa bu cümleyi, yani aşkın matematiği var mıdır cümlesini, yani başkasına ait olan bu cümleyi kendi cümlelerimiz haline dönüştürüyorsak o zaman dolaylı anlatımı örneklendirmiş oluruz. Aşkın matematiği olup olmadığını sordu cümlesi dolaylı anlatıma örnektir. Kişi bize aşkın matematiği olup olmadığını dememiş. Aşkın matematiği var mıdır demiş. Biz bunu kendi cümlemiz haline dönüştürmüşüz. Aşkın matematiği olup olmadığını sordu şeklinde. Nesnel ve öznel anlatımlı cümlelere daha önce değinmiştim. Her ay bir deneme sınavı uygulayacağız size nesnel anlatım özelliği taşırken. En zor denemeler bizim dershanenindir cümlesi öznel anlatım ifadesi gösterir. Üslup özelliklerine ilişkin sorularla karşılaştığımızda anlamamız gereken dil ve anlatım demektir. Yani yukarıdaki paragrafta kaç numaralı cümle yazarın üslubuna değinmiştir şeklinde sorularla karşılaştığımızda bizden dil ve anlatıma ilişkin bir bilgi istendiğini bilmemiz gerekiyor. Yazar pürüzsüz bir dil kullanmış dendiğinde buradaki dil sözcüğünden anlıyoruz ki üslup cümlesi özelliği gösteriyor. İçerik özelliklerine ilişkin sorularda da bizden konunun istendiğini bilmemiz gerekiyor. Orhan Pamuk Kar romanında Kaan'ın Kars'taki maceralarını anlatmış. Yani Kar romanının konusu neymiş? Kaan'ın Kars'taki maceraları. Öyleyse içerik özelliklerine ilişkin bir cümle özelliği gösteriyor bu cümlede. Kinayeli anlatım halk arasında kullanılan bir anlatım biçimidir bu arkadaşlar. Sıkça kullanılan bir anlatım biçimidir. Başarılı kızım 4. girişinde ancak 2 yıllık bir yer kazanabildi cümlesinde 4. girişinde 2 yıllık bir yer kazanabildiğine göre kızımız pek de başarılı sayılmaz. Biz başarısız sözcüğünün karşıt anlamlısını kullanarak kızımızı iğnelemişiz, yani kinayeli bir anlatım yoluna başvurmuşuz demektir. Bilgin olsun öğretimde hızlı değişen müfredata göre yenilenmiş ders anlatımları, yeni nesil soru çözüm teknikleri, sağlam, güvenilir ve etkili bilgi, önemli öneriler, ipuçları ve püf noktaları, her hafta eklenen yeni video içerikleri sizleri bekliyor.